kimi toprak altında yatan evladını, kimi eşini ziyaret etti. Arife günü vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz unutulmadı. Tabip Hüseymen Murat Özkan 19 yıl önce şehit oldu. Annesi Asuman Özkan bir bayram olsun mezarını çiçeksiz, susuz ve duasız bırakmadı. Aslında her cuma geliyordum da şu Konya pandemide arada bir gelmemezlik yaptım yani. Yoksa her cuma geliyordum ben, her cuma. Acı. 2001, 19 sene. Ama 19 gün gibi bekliyorum İstanbul'dan bana kirli çamaşır getirecek diye. Her kabristan ziyareti şehit haberinin verildiği gün gibi yaşanıyor. Mezar taşına hasretle bakılsa da vatan uğruna şehit olmaya hazır binlerce Oktaylar, Sonerler var bu topraklarda. İstanbul'dan geliyorum, Tuzla'da. Gelmişken uğradım yanına. Her gelişimde uğrarım. İlkinki gibi işte acı içimizde. Ne yapalım? Vatanımız sağ olsun. Vatan için hepimiz canımızı seve seve veririz yani. Kimi sınır boylarında, kimi 3500 rakımlı tepelerde şehit oldu. Kimi de 15 Temmuz gecesi darbe girişimine bu topraklar için gözünü budaktan esirgemedi. Allah o geceyi bir daha yaşatmasın. Ama böyle babanın evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü hiç tereddüt etmeden sokağa çıktı ve şehadete yürüdü. Allah mekanı cennet eylesin. Asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa 2 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olmuştu. Bugün Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mezarı başında anıldılar. 2 sene oldu. 2 sene aynı bu onki gibi. Acısı aynı tazeliğinde kuruyor. Canımız yanıyor. Allah milletime, devletime ziyan vermesin. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Kırıkkale şehitliğini ziyaret etti. Yüce milletimiz için, bayrağımız için, devletimiz için hayatını, yüzünü kırpmadan feda eden aziz kahraman şehitlerimize ruhları şad olsun diyoruz. Onlara minnettarız. Kahraman gazilerimize de Allah'tan şifalar diyoruz. 10 yaşındaki Türkan da İdlib'de şehit olan dayısı Uzman Onbaşı Ahmet Arpaslan'ı ziyarete gitti.